Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Mısır'ın güzel ve bereketli topraklarında güçlü bir firavun yaşarmış. Firavun çok zengin ve kudretliymiş ama aynı zamanda çok acımasız ve zalimmiş. Sarayında binlerce hizmetçi, asker ve danışmanı varmış. Fakat hiç dostu yokmuş. Firavun'un tek sevdiği şey kızı Nefertari imiş. Nefertari çok güzel ve akıllı bir kızmış. Babasının aksine çok merhametli ve iyiliksevermiş. Nefertari sarayın bahçesinde çiçeklerle oynamayı, Nil nehrinde kayıkla gezinmeyi, piramitleri ve mumyaları incelemeyi severmiş. Nefertari'nin hayali dünyayı gezmek ve farklı kültürleri tanımakmış. Bir gün uzak bir ülkeden bir seyyah gelmiş Mısır'a. Seyyahın adı Ali imiş. Ali çok cesur ve maceracı bir gençmiş. Ülkesinde zalim bir padişah varmış. Padişah Ali'nin babasını öldürmüş ve annesini esir almış. Ali de kaçmış ve seyyah olmuş. Çöllerden, dağlardan, denizlerden geçerek birçok yer görmüş ve birçok insan tanımış. Sonunda Mısır'a gelmiş. Ali Mısır'ın piramitlerine, tapınaklarına, heykellerine hayran kalmış. Bir gün sarayın yakınında bir çarşıda dolaşırken saraydan gelen kalabalık bir alay görmüş. Alayın içinde Firavun'un kızı Nefertari varmış. Ali Nefertari'yi görür görmez ona aşık olmuş. Nefertari de Ali'nin gözlerine bakınca ona karşı ilgi duymuş. Ali ve Nefertari birbirini gördükten sonra bir daha unutamamışlardı. Ali her gün sarayın yakınında Nefertari'yi görmek için beklermiş. Nefertari de her fırsatta saraydan kaçıp Ali ile buluşurmuş. Ali Nefertari'ye ülkesinden, gezdiği yerlerden, yaşadığı maceralardan anlatır, ona hediyeler getirir, ona şiirler söylermiş. Ali Nefertari'ye bir gün çölde karşılaştığı bir ejderha ile nasıl savaştığını anlatmış. Ali çölde yalnız başına yürürken kumların arasından kocaman bir ejderha çıkmış. Ejderha kırmızı pullarla kaplıymış ve alevler saçıyormuş. Ali çok korkmuş ama kaçmamış. Elindeki kılıcı çekip ejderhaya saldırmış. Ejderha da Ali'ye pençeleriyle ve dişleriyle saldırmış. Böylece aralarında büyük bir mücadele başlamış. Ali ejderhanın boynuna vurmak istiyormuş ama ejderha onu savuşturuyormuş. Ejderha da Ali'yi yakmak istiyormuş ama Ali onun alevlerinden kaçıyormuş. Bu şekilde uzun bir süre savaşmışlar. Sonunda Ali bir fırsat yakalamış ve ejderhanın gözüne kılıcını saplamış. Ejderha acı içinde bağırmış ve yere yıkılmış. Ali zaferi kazanmıştı ama çok yorulmuştu ve hemen oradan ayrılmıştı. Nefertari Ali'nin bu macerasını dinlerken çok heyecanlanmıştı. Bunu gören Ali başından geçen başka bir macerayı anlattı. Ali denizde bir kayıkla yolculuk ederken ufukta siyah bir gemi görmüş. Gemi üzerinde kuru kafalı bir bayrak dalgalanıyormuş. Ali o geminin korsan gemisi olduğunu anlamış. Korsanlar da Ali'yi fark etmişler ve onun peşine düşmüşler. Ali kaçmaya çalışmış ama korsanlar onu yakalamışlar. Ali'yi gemilerine çekip esir almışlar. Korsanların başı olan kaptan dişli bir adamdı. Ali'ye eziyet etmiş ve onu köle olarak satmak istemiş. Ali bu duruma çok üzülmüş ama umudunu kaybetmemiş. Bir gece korsanlar uyurken Ali zincirlerini kırmış ve geminin güvertesine çıkmış. Orada bir sandık görmüş.
Sandığı açmış ve içinde silahlar ile haritalar bulmuş. Sandığın içinden bir kılıç almış ve kendini savunmak için hazırlamış. Sonra gemiden kaçmak için bir sandala binmiş. Ama tam o sırada kaptan uyanmış ve Ali'yi fark etmiş. Ali'ye bağırmış ve onu durdurmak istemiş. Ali de kaptana meydan okumuş. Böylece aralarında büyük bir mücadele başlamış. Ali ve kaptan kılıçlarıyla birbirlerine saldırmışlar. Kaptan çok güçlü ve acımasızdı. Ali'yi öldürmek istiyordu. Ama Ali de çok hızlı ve zekiydi. Kaptanın hamlelerinden kaçınıyor ve ona karşı koymaya çalışıyordu. Bu şekilde uzun bir süre savaşmışlar. Sonunda Ali bir fırsat yakalamış ve kaptanın bacağına vurmuş. Kaptan acı içinde inlemiş ve denize düşmüş. Ali zaferi kazanmış, sandığı alıp sandala atlayarak oradan ayrılmıştı. Nefertari Ali'nin bu macerasını da heyecanla dinlemişti. Ondan son bir tane daha anlatmasını istedi. Ali Nefertari'ye bir gün ormanda karşılaştığı bir devle nasıl savaştığını anlattı. Ali ormanda yalnız başına yürürken ağaçların arasından kocaman bir dev çıkmış. Dev yeşil derili, kırmızı saçlı ve tek gözlü bir yaratıkmış. Ali çok korkmuş ama kaçmamış. Elindeki oku çekip deve saldırmış. Dev de Ali'ye büyük elleriyle saldırmış. Böylece aralarında büyük bir mücadele başlamış. Ali devin gözüne vurmak istiyormuş ama dev onu savuşturuyormuş. Dev de Ali'yi yakalamak istiyormuş ama Ali onun ellerinden ve ayaklarından kaçıyormuş. Bu şekilde uzun süre savaşmışlar. Sonunda Ali bir fırsat yakalamış ve devin gözüne okunu saplamış. Dev acı içinde bağırmış ve yere yıkılmış. Ali de hemen oradan uzaklaşıp ormandan çıkmış. Nefertari de Ali'ye Mısır'ın tarihinden, kültüründen, geleneklerinden bahseder, ona piramitleri ve mumyaları gösterir, şarkılar söylermiş. Ali ondan Mısır'la ilgili bir hikaye anlatmasını istemiş. Nefertari de Ali'ye eski bir Mısır masalını anlatmış. Bir zamanlar Mısır'da çok güzel bir kız varmış. Adı Anuket imiş. Anuket aslında Nil Nehri'nde yaşayan bir periymiş. Nil Nehri'ni ve onun verdiği bereketi korurmuş. Anuket çok güzel ve iyi kalpli bir periymiş ama çok da yalnızmış çünkü hiç sevdiği biri yokmuş. Bir gün Anuket Nil Nehri'nin kıyısında yürürken bir çoban görmüş. Çobanın adı Amun'muş. Amun çok yakışıklı ve cesur bir çobanmış. Koyunlarını otlatırken Nil Nehri'nden su içerken Anuket onu fark etmiş. Anuket Amun'u görür görmez ona aşık olmuş. Anuket Amun'a yaklaşıp onunla konuşmak istemiş. Ama Amun onu tanımamış. Anuket kendini tanıtmış ve ona aşkını ilan etmiş. Amun çok şaşırmış ama Anuket'in güzelliğine de hayran kalmış. Böylece Anuket ve Amun birbirlerine sevdalanmışlar. Her gün Nil Nehri'nin kıyısında buluşur, birlikte vakit geçirirlermiş. Anuket Amun'a Mısır tarihinden, kültüründen, geleneklerinden bahseder, ona piramitleri ve mumyaları gösterir, şarkılar söylermiş. Amun da Anuket'e çobanlıktan, hayvanlardan, doğadan anlatır, ona şiirler söylermiş. Fakat bu aşkı diğer periler öğrenmiş ve çok öfkelenmişler. Bir perinin bir insanla evlenmesine izin vermeyeceklerini söylemişler. Anuket ve Amun'u ayırmak istemişler. Anuket ve Amun'a bütün periler saldırmışlar. Onlar çok korkmuşlar ama kaçmamışlar. Birlikte savaşmaya karar vermişler. Anuket'in gücü ve Amun'un cesaretiyle diğer perilere karşı koymuşlar. Böylece aralarında büyük bir mücadele başlamış. Sonunda Anuket ve Amun diğer perileri yenmişler ama çok yorulmuşlar.
birbirlerine sarılmışlar ve el ele tutuşup gökyüzüne yükselmişler. Orada birer yıldız olmuşlar. Bu hikaye Ali'nin çok hoşuna gitmişti. Nefertari'den bir tane daha anlatmasını istedi. O zaman Nefertari Ali'ye başka bir Mısır hikayesi daha anlattı. Hikaye şöyleydi. Bir zamanlar Mısır'da çok akıllı ve bilge bir kral varmış. Bu kral çok adaletli ve merhametliymiş. Halkını sevdiği gibi hayvanları da severmiş. Özellikle kedileri çok severmiş. Bir gün kral Nil Nehri'nin kıyısında dolaşırken bir kedi görmüş. Kedi yaralıymış. Bir avcı ona ok atmış. Kral kediye acımış ve onu yanına almış. Sarayına götürüp tedavi ettirmiş. Kedi iyileşince kral onu yanından ayırmamış. Kediyle her yere gitmiş. Kedi de krala çok bağlanmış. Onun en sadık dostu olmuş. Bir gün kral bir rüya görmüş. Rüyasında bir peri belirmiş. Bu kediler perisiymiş. Krala şöyle demiş. Sen benim evladıma çok iyi davrandın. Onu ölümden kurtardın. Ona sevgi ve saygı gösterdin. Ben de sana teşekkür etmek istiyorum. Benden ne istersen iste, sana vereceğim. Kral çok şaşırmış ama sevinmiş. Kediler perisine şöyle demiş. Benim isteyeceğim bir şey yok ey peri. Ben zaten çok mutluyum. Ama halkım için bir şey isteyebilir miyim? Peri gülümsemiş ve şöyle demiş. Tabii ki isteyebilirsin ey adaletli kral. Halkın için ne istiyorsun? Kral düşünmüş ve şöyle demiş. Halkım için barış, bereket ve sağlık istiyorum. Peri memnun olmuş ve şöyle karşılık vermiş. Sen çok iyi bir kral ve çok iyi bir insan olduğun için senin bu dileğini yerine getireceğim. Halkın barış, bereket ve sağlık içinde yaşayacak. Peri bunları söyledikten sonra ortadan kaybolmuş. Kral uyanmış ve rüyasını hatırlamış, çok mutlu olmuş. O günden sonra Mısır'da her şey güzelleşmiş, halk mutlu olmuş, ülke zenginleşmiş, hastalıklar azalmış. Kral da kedisiyle birlikte uzun yıllar yaşamış. Kedisi öldüğünde onu mumyalatmış ve onun için bir piramit yaptırıp onun gizli bir odasına yerleştirmiş. Nefertari hikayesini bitirince Ali'ye beğenip beğenmediğini sormuş. Ali de çok hoşuna gittiğini söylemiş. Ali ile Nefertari birbirleriyle sık sık buluşup sohbet ederek çok güzel vakit geçiriyorlarmış. Böylece Ali ve Nefertari birbirlerine daha çok bağlanmışlar ve evlenmeye karar vermişler. Ama bu aşkı Firavun öğrenmiş ve çok öfkelenmiş. Kızının bir yabancı ile evlenmesine izin vermeyeceğini söylemiş. Ali'yi şehrin dışına sürgün etmiş. Nefertari'yi de saraya kapatmış. Firavun kızını başka bir kralla evlendirmek istiyormuş. Böylece Mısır'ın gücünü artıracakmış. Ama Nefertari buna razı olmamış. Babasına yalvarmış, ağlamış, sitem etmiş ama nafile. Firavun kararından dönmemiş. Ali ise her gün şehrin yakınlarına gizlice geliyor, saraya yaklaşmanın yollarını arıyormuş. Ali çok acı çekiyormuş. Ama Nefertari'yi unutmamış. Onu bir gün kurtaracağına inanıyormuş. Nefertari de Ali'yi çok özlüyormuş. Onun için dua ediyor, ona mektuplar yazıyormuş. Ama mektupları Firavun'un adamları tarafından yakalanıyor ve yakılıyormuş. Böylece Ali ve Nefertari birbirlerinden haber alamıyorlarmış. Bir gün Firavun Nefertari'nin düğününü artık yapmaya karar vermiş ve bunu kızına söylemiş. Nefertari çok üzülmüş. Babasına yine yalvarmış ama nafile. Nefertari en sadık hizmetçisiyle gizlice Ali'ye haber yollamış. Gece olunca kendisini sarayın dışında daha önce buluştukları ağacın altında beklemesini söylemiş. Nefertari
gece saraydan kaçmış ve söylediği yere gitmiş. Orada kendisini bekleyen Ali'yi görünce çok sevinmiş. Ali de Nefertari'yi kucaklamış, sonra el ele tutuşup kaçmışlar. Firavun olan biteni anlayınca çok sinirlenmiş. Ali ve Nefertari'nin peşine düşmüş ama onları yakalayamamış. Çünkü Ali ve Nefertari piramitlere saklanmışlardı. Orada gizli bir oda bulmuşlardı. Oda firavunların hazineleriyle doluydu. Altınlar, mücevherler, heykeller, tablolar. Ali ve Nefertari piramidin içerisinde gizli bir tünel bulmuşlardı. Bu tünel onları Nil Nehri'ne çıkarmıştı. Onlar yanlarına taşıyabilecekleri kadar altın ve mücevher almışlardı. Nil Nehri kıyısında bir gemi satın alarak Firavun'un ülkesinden hızla uzaklaşmışlardı. Gide gide çok güzel bir ülkeye varmışlar. Yemyeşil, her yerde çeşit çeşit ağaçlar ve hayvanlar olan bereketli topraklara ulaşmışlar. Burada kendilerine yeni bir hayat kurmuşlar, birbirleriyle çok mutlu olmuşlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.